keşfet doğayı, yaşa macerayı. Kaptan Pengu ve arkadaşları, bana derler kaptan, kaptan Pengu. Doğayı çok sever, hep korurum onu. Hey hey, ben siz şarkı mı yaptınız? Şarkı varsa mandalinasız olmaz. Doğayı korumak onu sevmeden olmaz. Mid trik mandalina kaptan, açılın biraz, geldiler uzaktan. Var mısın bizimle doğanın keşfine? Hadi sen de gel öğren bizimle. Çözeriz biz bütün sırları, Kaptan Pengu ve arkadaşları. Keşfet doğayı, yaşa macerayı. Kaptan Pengu ve arkadaşları. Keşfet doğayı, yaşa macerayı. Kaptan Pengu ve arkadaşları. Keşke hızlı hızlı tırmanabilsem. Başarabilirsin, çünkü sen bir midyesin. Aşağı bakma, devam et tırmanmaya. Az kaldı, çok az kaldı. Çok az kaldı, az kaldı. Başardım, gördünüz mü? Suyla yaşa, çok yaşa. Zebra midye. Aşağı düştü. Hayır, düşmedi. Topumuz burada. O zaman aşağı düşen neydi? Düşmedim ki, düşmedim ki. Şu yüzünüzü bir görseniz. Ama bu nasıl olur? Benim eşsiz yeteneğim sayesinde. Nasıl? Çok iyi rol yaptım değil mi? Beni okey bakı sandınız. Hiç bu kadar çok eğlenmemiştim. Ama bir dakika, burası sıcak. Ben bir kara parçasına düşmüşüm. Buzlar nerede? O kara parçası değil, kahverengi buz. Kahverengi buz olmaz çocuklar. Olmaz mı? Olmaz. Sanırım Kaptan Pengu'yu bulmanın zamanı geldi. Evet. Demek burası da eridi. Anlaşıldı. Neymiş? Ne olmuş? Nasıl olmuş? Bu gördüğünüz buzun altındaki kara parçası. Buzlar eriyince altındaki kara parçası ortaya çıkmış. Buzların altında kara parçası mı var? Elbette. Güneş ışınları ve küresel ısınma yüzünden buzlarımız eriyor. Belki Hayvanlar Konseyi'nden gelen haber bununla ilgilidir. O kadar yolu mektup vermek için mi geldin? Hepimiz geldik Kaptan Pengu. Zebra midyeler, siz de buradasınız. Sana haber edelim, üşümeden dönecektik. Spor yaptık, ısındık, spor midyeyi üşüdük, 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 üşümekten küçüldük. Haklısınız midyeler. Hareket etmek, spor yapmak vücudumuzu ısıtır. Artık mektubu okur musun Kaptan Pengu? Ben de üşümeye başladım. Hemen okuyorum. Konsey daha çok kişiye ulaşmamı istiyor. Daha çok arkadaş edinmeli ve bildiklerimi daha çok kişiye anlatmalıyım. Daha çok arkadaş mı? Daha çok arkadaş edinmek için bir okula gidebilirsin Kaptan Pengu. Bizim okulda çok arkadaşımız var. Bu harika bir fikir Pengu. Bir okul olmalı. Hazırlanın, gidiyoruz. Nereye? Okula tabii ki. Pekala, havalar ısınıyor. Bu demek oluyor ki hamak zamanı. Acaba hamamın üzerine yapacağım gölgeliğim nasıl olmalı? Yapraklarla mı süslemeliyim? Yoksa bambularla mı? Ya da en iyisi saçaklarla yapayım. Profesör Mandalina iş başında. Mandalina, mandalina,
Hamaksız yatamaz yazık ona. Bebe! Bıyıklar! Yakışmış mı? Çok komik olmuş. Şaka yaptım. Bunları neden topladın mandalina? Gölgelik yapmak için pirik. Ama bir türlü nasıl yapacağıma karar veremiyorum. Keşke misket burada olsaydı. Ben sizde hiçbir şey yapamaz. Misket! Sen de gelmişsin. Oh, ay, oh şey. Mandalina dur, kemiklerim. Hiç değişmemişsin mandalina. Değiştim, değiştim. Dikkatli bak. Fark etmedin mi? Neyi? Saçımı. Eskisinden daha gür. Mandalina, gerçekten hiç değişmemişsin. Misket, arkadaşın kim? O benim kardeşim Mirmir. Mirmir Pelik, Mirmir Mandalina, Mirmir Pene. Herkese merhaba. Bu şey çok güzelmiş. Teşekkürler. Tam zamanında geldim misket. Gölgeliğimi yapmak için bana yardım etmelisin. Merak etme Mandalina. Hepimiz sana yardım ederiz. Kaptan Pingu! Sizi yeniden gördüğüme sevindim dostlarım. Biz de seni Kaptan Pingu. Peki beni görmek? Beni görmek nasıl? Kocaman. Dev gibi. Daha önce hiç mor bir ayı görmemiştim. Ayı mı? Ben ayı değilim. Ben bir mandayım. Suyu seven, doğa dostu bir manda. Manda ayısı. Manda ayısı diye bir şey yoktur. Manda daha çok hani böyle öküz gibi, boğa gibi. Öküz ne, boğa ne? Ama siz de hiçbir şey bilmiyorsunuz. Yakında öğrenecekler mandalina. Hayvanlar konseyi bu yüzden bilgilerimizi paylaşmamızı istedi. Evet, mesaj bana da geldi. Ben diyorum ki bir okulumuz olsun. Orada doğamız hakkında dersler verelim. Harika. O zaman bir an önce başlamak lazım. Geri dönüşüm ve atık yönetimini ben anlatırım. Çevre kirliliği bende. Ekolojik sistemi, yani doğayla canlıların nasıl bir arada yaşadığını da ben anlatırım. Ben de şey anlatayım. Mor mu olur mu? Anlaşıldı. Sizin öğrenecek çok şeyiniz var. Bunlar ne? Onlar mı? Onlar hiçbir şey. Hani gölgelik yapmak için toplamıştın? Öyle mi dedim? Dedin. Ne zaman? Misketler gelmeden önce. Bakın şu işe. Mandalina, malzemelerini mi vermek istemiyorsun? Hayır, hayır. Okulumuz için her şeyi veririm. Sadece gölgelik yapmayı çok istemiştim. Gölgeliği sonra düşün mandalina. Okul her şeyden önemli. Haklısın. Hadi, herkes yardım etsin. Harika oldu. Acaba hangi rengi boyasak? Boyamak mı? Biz çok yorulduk. Neyiniz var çocuklar? Ne oldu? Burası çok sıcak. Doğal ortamı kutuplar olan yavru penguenler için burası sıcak gelmiş olmalı. Şapka. Onlara benim taktığım gibi şapka yapalım. Tamam, ben yaparım. Ve şapkalar açık renk olsun. Misket şapkalarınızı yaparken biz de ilk dersimizi yapalım. Herkes gelsin. İlk dersimiz gölgeliğimizle ilgili. Gölgelik açık renk olmalı. Neden? Nasıl? Neden? Niçin? Çünkü koyu renkler güneş ışınlarını emer. Açık renklerse... açık renkler... Mandalina ne yapıyorsun? İtiyorum. Neyi? Açık renkler güneş ışınlarını iter.
Onu canlandırmak istedim. Yansıtır demek istedin herhalde. Yansıtır, yani geri iter. Pekala, birlikte yapalım. Açık renkler güneşi İter! Ama altındaki kara parçası koyu renk olduğu için güneş ışınlarını emer. Bu yüzden buzlar erir. Ne yani, bu gidişle buzlarımız eriyecek mi? Bir önlem alınmazsa evet. Öyle demek istemedim. Durun, ağlamayın. Pelik, bir şeyler yap. Yavru penguenler, dinleyin. Dinleyin bizi. Benim bir fikrim var. Buzlar erirse üzülmeyin yavru penguenler. Burada istediğiniz kadar kalabilirsiniz. Mandalina, ne yapıyorsun? Misafirperver davranmaya çalışıyordum. Buzlarımız erimeye başladıysa bunu kim durduracak? Sen, sen ve sen durduracaksın Gugu. Doğamız için hepimiz çalışacağız. Birbirimize yardım edeceğiz. O zaman buzlarımız erimez ve oyun oynayabilir miyiz? Elbette. Ve sen böyle deyince aklıma bir fikir geldi Gugu. Zebra midyeler... Suyla yaşa, çok yaşa. Bizi mi çağırdın kaptan? Yardıma ihtiyacımız var midyeler. Oyun oynamaya ne dersiniz? Evet. İşte bu çok eğlenceli. Karlar kara parçasına, düşünmeden atla suya. Suyla yaşa, çok yaşa. Kara parçasını hep birlikte örtmeyi başardık. Bu bize zaman kazandırır. Önemli olan buzların erimesinin asıl sebebi olan iklim değişikliğini durdurmak. O ne demek? Bazı gazlar yüzünden dünyanın dengesi bozuluyor Pegucuğum. Sebepsiz fırtınalar, iklim değişikliği, kuraklık, canlıların göç etmesi hep bu yüzden oluyor. Bizim de bütün buzlarımız erirse gitmek zorunda kalacağız, öyle mi? Doğanın bir dengesi var. Dengeyi bozacak her şeye dur demeliyiz. Örneğin enerjimizi, suyumuzu dikkatli kullanmalıyız. Aşağı düştüm. Yazık bana. Mandalina, iyi misin? Ben yavrular için burayı beyaza boyamak istemiştim. Ama her şeyi mahvettim. Üzülme Mandalina. Biz sana yardım ederiz. Sen ne de olsa kocaman bir manda ayısısın. Kaç kere söyleyeceğim? Ben ayı değilim. Tamam tamam. Boğa gibi, öküz gibi bir şeydin, hatırladım.